ve az konmuş binalarda buna benzer sıkıntılar da gördük. İşte Yeşilyurt'taki dört kez sitesi ve Yağmur Apartmanı gibi. Tabii bu konu yapı denetim, bunları takip ediyor. Bundan sonra yapı denetimle ilgili de gerekli tedbirlerin alınması lazım. Yani şimdi neticede burada sanki derse şöyle bir algı oluşuyor. Belediye bütün bu işlerde sorumluymuş gibi değerlendiriliyor. Tabii ki belediye de sorumludur. Burada yeni bir yükümlülük ve yeni bir sorumluluk alanında bana göre yazılı olmasa bile ne? Sosyal anlamda bu sorumluluğu belediyelerin de yüklenmesi lazım. Şimdi yapı denetim birimleri var, müteahhitler var, mal sahibi dediğimiz arsa sahibi ve inşaat sahipleri var. Şimdi tabii yapı denetim bunların şeylerini denetliyor. Kalite, beton, demir gibi. İnşaat müteahhit de bunu yapıyor, mal sahibi de bunu kontrol ediyor. Belediyeler de imara uygun çekme payları veyahut da işte projelerine uygun jeolojiklerini, şunları bunları itibariyle o ruhsatlanma işlerken de belediyeler yapıyor. Tabi burada biraz evvelki saydığım temel unsurlarda ne dedim? Ahşap evler, kerpiç evler, taş ve topraktan yapılan evler ve beton dozajı düşük, demiri az kullanmış evlerde zararın ve zayiatın büyük olduğunu ifade ettik.